Peki arkadaşlar, sembolik mantıkta önermeleri basit ve bileşik olarak nasıl ayırıyoruz? Nasıl sınıflandırıyoruz? Hangi ölçütü kullanıyoruz? Ona bakalım şimdi. Aynen klasik mantıkta olduğu gibi, sembolik mantıkta da önermeler basit ve bileşik olmak üzere ikiye ayrılırlar. Basit önerme önerme eklemi almamış olan, tek bir yargı ifade eden önermeleri anlatır bize. Bileşik önerme ise önerme eklemi almıştır. Şimdi hatırlayalım, klasik mantıkta Basit önermeler tek bir yargı bildiren önermelerdi. Sembolik mantıkta da yine öyle ama sembolik mantıkta bakacağımız şey tamamen şekilsel olacak. Basit ve bileşik önermeye ayırmak için şöyle ki P, Q, R, S'yi gördüğünüzde buna hemen basit önerme diyeceksiniz. Bir önceki derste gördüğümüz önerme eklemlerinden hiçbirisini almadığı için. Bileşik önerme ise değil P, P veya Q, P ve Q, P ise Q, P ancak ve ancak Q gibi herhangi bir önerme eklemi aldığı için biz bunlara bileşik önerme diyeceğiz. Burada çok önemli bir hatırlatma. Klasik mantıkta değilleme ile kurulmuş önermeler basitken sembolik mantıkta bileşiktir. Demek istediğim şey şu. Neriman çirkin değildir diye bir önerme kurduğumda bu klasik mantıkta basit bir önermeyken bunu sembolik mantıkta değil P şeklinde ifade ettiğimde artık bu bir bileşik önerme haline gelecektir. Dikkat etmemiz gereken tek şey bu. Klasik mantıkta değilleme ile kurulmuş önermeler basittir ama sembolik mantıkta bileşiktir. Şimdi yine bileşik önermelerle alakalı olan başka bir konuya geldik. Ana eklem ve ana bileşen konusu. Burada da bahsettiğimiz şey şudur. Önermenin tümünü etkileyen ekleme ana eklem denir. Ana eklemin birbirine bağladığı önermelere de ana bileşenler denir. Hemen örnek üzerinde bakalım. P ve Q gibi bir önermeden bahsediyorum şurada. Şimdi bunun ana eklemi yani iki önermeyi birbirine bağlayan eklem tümel evetleme. Ben buna ana eklem diyorum. Tümel evetleme hangi önermeleri birbirine bağlıyor? P ve Q'yu. Dolayısıyla bunların her birine de ana bileşen diyorum. Neden böyle bir ayrım yapıyoruz sembolik mantıkta ana eklem ve ana bileşen diye? İlerleyen derslerde göreceğiz. Biz bunlarla ilgili çözümlemeler yapacağız. Yani işlemler yapacağız. Dolayısıyla işlem yaparken de işlem önceliğini saptayabilmek adına bizim ana eklemi ve ana bileşenleri tespit etmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde P ise Q gibi bir önermeye bakalım. Burada ise P ve Q'yu birbirine bağladığı için ana eklem olacak. P Q ana eklemin birbirine bağladığı önermeler olduğu için ana bileşen olacak. Dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi şu. Parantezle yazılan önermelerde ki şurada görüyorsunuz P ve parantez içinde P ise Q gibi bir önermede ana eklem tümel evetlemedir. Çünkü bu parantez içinde olduğu için P ise Q'yu ve P'yi birbirine bağlar. Dolayısıyla ben burada tümel evetleme olan V eklemine ana eklem derim. Bu ana eklemin birbirine bağladığı önermelerden birisi olan P bir ana bileşendir. Diğer bağladığı P ise Q öteki ana bileşendir. Bunu ayırdıktan sonra yani bunu üzerinde işlemler yapıp ayırdıktan sonra P ise Q tek başına kaldığında o zaman derim ki ben ise ana eklemdir. P ve Q ana bileşenlerdir. Bileşik önermeyi meydana getiren önermelerin her birine bileşen denir ki şurada anlattık örnekte. Hiçbir bileşeni olmayan önermeler basittir. Yani ne demek bu? P, Q, R, S gibi sadece harfle ifade edilen önermeler sembolik mantıkta basit önermelerdir. Biraz daha çalışalım bu konu üzerinde. Şöyle uzun bir önerme gördünüz burada. Bakınız. Yine matematikten hatırlatıyorum bunları hep. Köşeli bir parantez var şurada. Onun içine başka parantezler var ve bir ise eklemiyle değil Q'ya bağlanmış. Burada bir köşeli parantez olduğu için yani ise eklemi şunu ve şunu ilgilendirdiği için ilk başta ben ise'ye ana eklem diyorum. İse'nin birbirine bağladığı iki tane önerme var. Birisi değil ki, ana bileşenlerden birisi, diğeri de şu köşeli parantez içindeki kocaman önerme bu da diğer ana bileşen. Yine hatırlatıyorum. Bu işlem yaparken, sembolik mantıkta işlem yaparken kesinlikle bizim bilmemiz gereken bir şey olacak. Dolayısıyla bu ana eklem ana bileşen mevzusu önemlidir. Yine çok önemli bir not o da şu. Değilleme ekleminin ana eklem olduğu bir önermenin sadece tek ana bileşeni vardır. Söylemek istediğim şey şu. Şurada yine bir önerme gördünüz. Değil parantez içinde P ise Q. Burada değile ana eklem diyorum. Parantez içindeki ifadeye ana bileşen diyorum. Değil diğer eklemler gibi iki önermeyi birbirine bağlamaz. Bir önermenin başına getirilir. Dolayısıyla değilleme eklemi ana eklem ise o zaman bu önermenin tek bir ana bileşeni vardır.